Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan'ın gülü, güllaç tarifim var. Ramazan ayında bence olmazsa olmazlardan olan bir tatlı. Hem çok hafif, yapımı oldukça kolay ve muhteşem bir tarif. Bütün detaylarını arkadaşlar sizlerle paylaşacağım inşallah. Siz de gayet güzel cevizli güllaç yapabilirsiniz. Cevizli güllaç için gerekli malzemeler: 2 litre süt, 2 su bardağı şeker. 1 litreye 1 su bardağı şeker olacak şekilde kullanıyorum. 2 su bardağı ceviz. Cevizlerimi geceden suya koydum arkadaşlar. Sık sık suyunu değiştirdim ve suyu berraklaştı. Bu da güllacımızın püf noktalarından bir tanesi, kararmaması için. 2 paket vanilya. Ben gül suyu kullanmadım, onun yerine vanilya kullandım. Yarım paket güllaç, 10 tane olacak. Bir pakette 20 tane güllaç var. Bir paket 500 gram geliyor arkadaşlar. Ben yarısını kullanacağım. Bir de yuvarlak tepside yapmayacağım için dikdörtgen borcamda yapacağım. Onun için güllacımı ortadan ikiye katlayıp ve elimle koparıyorum. Yuvarlak tepside yapmış olsak hem kişi sayısı daha çok olacak. Ben daha az ölçüyle yapmak istedim. Evet, isterseniz elinize koparmak zor gelirse makasla da kesebilirsiniz. Bu da arzunuza kalmış. Hangisi kolayınıza giderse. Güllaçlarımızı ikiye kestik, hazırladık. Şimdi tenceremize sütümüzü alalım. Üzerine 2 su bardağı şeker ekleyelim. Sütü kaynatmaya gerek yok. Isıtmamız yeterli. Yani şeker eridikten sonra o ısı yeterli arkadaşlar. Ama normal açık süt kullanacaksanız muhakkak kaynatmanız lazım ve sonra soğutmanız lazım. Vanilyamızı ekleyelim. Ve tekrar karıştırıyorum. Çünkü şeker dibe çökmüştür. Onu üste kaldırıp erimesini sağlıyorum. Evet, sıcaklığı yeterli. Yoğurt mayalama sıcaklığında olacak. Dikdörtgen borcamın altına 2 kepçe süt döküyorum ve yarım yaprak güllaç yerleştiriyorum. Tekrar 2 kepçe süt ve yarım yaprak güllaç olacak şekilde 10 tane arkadaşlar güllaç oluncaya kadar bu işleme devam ediyoruz. Yarım yaprak güllaç ve 1,5-2 kepçe kadar da süt. Güllaçları yerleştirirken dikkat etmemiz gereken şey, güllacımızın düz tarafı kenara gelecek. Buna çok dikkat edelim. Güllaç yaparken bir de dikkat etmemiz gereken şey sütümüzün sıcaklığı. Sütümüz çok sıcak olursa dağılır, çok lapalaşır ve çok soğuk olursa da güllacımız çok kıtır kalır, hiç lezzeti olmaz. Yoğurt mayalama ısısında olacak, buna çok dikkat edelim. Onun için parmağımıza sütün sıcaklığını kontrol edelim. Bizim için önemli olan sütün içinde şekerin erimesi. Şekerimiz eridiyse tamamdır. Cevizli güllaç gerçekten çok güzel oluyor ama kahverengi bir renk verdiği için genelde insanlar bundan kaçınıyor. Ben buna şöyle bir çözüm buldum. Cevizimi elimle kırıyorum iri olacak şekilde ve bir gece veya en az 6 saat suda bekletiyorum. Suyunu sık sık değiştiriyorum. Beyaz su oluncaya kadar. Suyumuz berraklaştıktan sonra süzüyoruz cevizimizi ve bol ceviz güllacımızın üzerine serpiyoruz. Böyle yapınca kesinlikle kararma, renginde hiçbir bozulma olmuyor. Böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. İnşallah siz de memnun kalacaksınız. Evet, 5 yaprak güllacımızı kırmıştık. Altına döşedik yarım parçalar halinde. Şimdi geriye kalan 10 parça yarım güllacımızı tekrar uzun tarafı, düz tarafı borcamın kenarına gelecek şekilde 1,5-2 kepçe süt kadar döküp kat kat böyle ilerletiyoruz. Evet, son yufkamızı bu şekilde bırakalım. Çünkü tam orta kısmı biraz daha ince oldu. Sütü dökünce zaten kendiliğinden şekil alıyor. Evet, tekrar süt dökelim ve son parçamızı yerleştirelim.
Geriye kalan sütü güllacımızın üzerine dökelim. Güllacım soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Sütü şimdi çok bol görünse de daha sonra sütünü çok iyi çekmiş olacak. Evet, güllacımın üzerini streçle kapatıyorum. Üzerinin sertleşmemesi için bu da çok önemli bir püf nokta. Buzdolabına kaldırıp en az 4-5 saat dinlendiriyorum. Evet, bakın çok güzel şişti ve o fazla süt yok. Hepsini çünkü çekti. Şimdi kesip süsleyeceğim güllacımı. Siz istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. İsterseniz güllacınızı daha az yapmak isterseniz porsiyonluk bile hazırlayabilirsiniz. Bir tane güllaca 1 su bardağı süt ve 1,5-2 yemek kaşığı şeker ekleyip o şekilde kuplarda da hazırlayabilirsiniz. Süt oranı ve şeker oranı tam geliyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Bugün güllacımı fıstık serptim öncelikle üzerine kirazla süslüyorum. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bu da arzunuza kalmış. Evet, güllacım gerçekten muhteşem oldu. Tam istediğim gibi. Çok da güzel dinlendi. Bakın arkadaşlar, sütüm bembeyaz. Kesinlikle hiçbir kararma renginde hiçbir değişiklik olmadı. Evet, üzerine biraz süt gezdirelim kaşıkla. Ve sonra afiyetle yiyelim. Bakın arkadaşlar, özellikle yakın çekim yaptım. Cevizi görmeniz için ve rengine hiçbir şey olmadı. Rengi hiç bozulmadı. Gayet güzel oldu. Bugün de bir tarifin daha sonuna geldik. Güllacımı beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve tabii ki paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz hemen abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Yaptığım videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.